Bu zamana kadar Amazon'a oluşturduğu yorum olayı gerçekten çok problem olmuştu. Ama bundan sonra bu sorunu artık çok kolay bir şekilde çözecek arkadaşlar. Herkese selamlar, ben Murat. Amazon Avustralya'da dengeleri tamamen değiştirecek yeni bir gelişme oldu arkadaşlar. O gelişme neydi? Aslında biz bunu 30 Mart tarihinde yayınlamıştık. Herkese bir mail gelmişti. O mailin içeriği şuydu. Instagram'daki hikayemizi izliyoruz beraber. Arkadaşlar günaydın. Avustralya'dan bir mail geldi Vine yorumuyla alakalı. Bununla alakalı birkaç kişi de bana yazdı. Toplu cevap niteliğinde bir cevap verelim. Bu gelen Vine maili ile alakalı biz aslında bir kayıt olma için deneme yaptık. Lakin gerçekleşmedi. Yani şu an Avustralya'da Vine aktif değil. Böyle bir mail geldi. Evet artık Vine yapabilirsiniz diye. Ama çalışmıyor. Yakında bunun mutlaka hayata gireceğini düşünüyorum. Yoksa bu maili atmazlardı. Biz zaten sürecin kontrolünde sağlayacağız. Sizlere de herhangi bir gelişme olsa paylaşırız arkadaşlar. Lakin herhangi bir sonuç yoktu. Fakat artık Vine yorumu alabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar diyorum, Avustralya'da artık Vine yorumu alımı başladı. İlk önce Vine yorumu nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Vine yorumu Amazon'un gerçek kullanıcılarla yani gerçek müşterilerle anlaşmalı olduğu kişilerle ürünümüzü o kişilere almamızı sağlayan bir program. Yani o kişiler Vine programına kayıt olduğumuz zaman ki birazdan nasıl kayıt olunacağını göstereceğim. Ürünümüzü alıyorlar istediğimiz adette. Bu 30 adete kadar çıkabilir arkadaşlar. 30 adete kadar alındıktan sonra müşteriler gerçek fikirleri, düşünceleri ürünümüz hakkında neyse onları yazıyorlar. Yani biz 30 adet yorumu en fazla almış oluyoruz. İster 20 tane, ister 10 tane istediğimiz kadar alabiliriz bu arada. Fakat bu yorumları bir daha değiştirme talebinde bulunamıyoruz arkadaşlar. Yani yorumlar neyse o oluyor. Bu kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilen, göreceli olan yorumlar. Eğer ürünümüz genelde iyiyse iyi oluyor. Ürünümüz ama orta derecede ise 3 yıldızlı, 4 yıldızlı yorumlar da görebiliyoruz. Bazen 1 yıldız yorumlar bile gelebiliyor eğer ürün kalitesizse arkadaşlar. O yüzden elbette biz ürün satarken ürünümüzün çok kaliteli olmasına dikkat edeceğiz. Kaliteli ise zaten böyle bir sorun yaşamayız. Vine yorumu alabilmemiz için ilk önce ne yapmamız gerekiyor? Trademarkımızın yani marka tescilimizin olması gerekiyor Amazon Avustralya'da. Peki Avustralya'da biz marka tescilini nasıl alacağız? Bunun hizmetini biz zaten veriyoruz arkadaşlar. Yani ekranımızı yansıttığımızda Milli Online Kurulum Hizmetleri sitesine geldiğimizde bakın burada marka kaydı trademark kısım var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra alt tarafta da marka kayıtlarını yapacağımız, satın alacağımız yer görünüyor arkadaşlar. Avustralya için, İngiltere için ve Amerika için marka tescili alabiliyoruz. Bu marka tescilini yaptığınızda siz sadece ücreti ödüyorsunuz. Geri kalan her şey bizde arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz gibi marka ismini beraber sorguluyoruz. Yani biz sorguluyoruz uygunluğunu. Ardından marka ismini Amazon'da sorguluyoruz. Bu Amazon'da uygun mu diye mi? Bu da önemli. Çünkü marka ismi belki Avustralya ülkesinde uygundur ama Amazon'da uygun değildir. Bunun da sorgusunu yapıyoruz. Sınıf belirliyoruz arkadaşlar. Çünkü marka tescilleri sınıf sınıf yani class class ayrılıyor. Buna kategori kategori diyebiliriz. Yani sizin marka tescili aldığınız zaman belli bir kategoriden belli bir class'tan alıyorsunuz. Tüm ürünleri kapsayan bir marka tescili almıyorsunuz arkadaşlar. Biz sizin satmak istediğiniz ürüne göre klasınızı, sınıfınızı belirliyoruz ve o sınıf üzerinden marka tescilini alıyoruz. Ve 3-7 iş günü içerisinde markanın onayını alıyoruz. Yani siz satın aldıktan 3 ve 7 gün arasında marka onayınız alınıyor ve sizin marka numaranız da geliyor. Bu marka numarasını aldıktan sonra da Amazon kanadında artık Brand Registry dediğimiz marka kaydını yapabiliyoruz. Ve bu marka kaydını da biz yapıyoruz arkadaşlar bu arada. Yani siz herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Biz sizin ekranınıza bağlanıyoruz. Nasıl yapılması gerektiğini siz de görüyorsunuz. Anlatıyoruz aynı zamanda. Ve marka kaydı işlemini bu şekilde de tamamlamış oluyoruz. Orada özel belgeler de gerekebiliyor arkadaşlar. Sizleri hangi formatı istediğini Amazon'un faturaları vesaire hepsini sizlere açıklıyoruz. Ve birlikte marka kaydını tamamlamış oluyoruz. Ve Brand Registry de gerçekleşmiş oluyor. Yani her şey bize ait arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. 400 dolarlık ücret karşılığında diyorum ve bunu yaptıktan sonra marka kaydınız tamamlanıyor. Marka kaydınız tamamlanır tamamlanmaz artık Vine yorumlarını alabiliyorsunuz. Peki Vine yorumlarını nasıl alacaksınız? Hemen ondan da bahsedeyim. Neredeyiz arkadaşlar? Amazon Avustralya'dayız. Amazon Avustralya gördüğünüz gibi üst tarafta yazıyor. Buradan sol üst çizgiye basacağım ve Advertising kısmından Vine kısmına tıklayacağım arkadaşlar. Vine'a tıkladım. Vine'a tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi 30 tane high quality customer reviews vesaire diye burada zaten açıklamasını yapıyor. Siz de Amazon Avustralya'ya girdiğinizde bunu görebilirsiniz. Şunu da uyarısını yapayım. Bazı hesaplarda açılmamış arkadaşlar. Bu yeni bir program olduğu için bazı kişilere geldi. Bazı kişiler için hala açık değil.
zamanla açılacaktır size de diyorum ve alt tarafa iniyoruz. Get started with Amazon Wine butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra o Wine'in klasik ekranı geliyor karşımıza. Sağ tarafa, yani sağ üst Enter Asin dediği kısma ürünümüzün asinini yazıyoruz arkadaşlar. Ürünümün asinini yazdıktan sonra sağ taraftan Begin Enrollment diyorum. Ürünümüz karşımıza çıktı. Ben burada tabii ki de ürün detaylarını kapatacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 ve 2 yoruma Amazon sizden 0 dolar ücret alacak. Bunlar Avustralya doları. 3 ve 10 ürün arasına 100 dolar alacak. 11 ve 30 yorum alacağınızda 230 Avustralya dolarlık bir ücret alacak arkadaşlar. As soon as possible, hemen yani alır alınmaz hemen yorumlar başlasın diyor. Buraya biz artık istediğiniz rakam neyse onu yazıyorsanız ben 30 yazıyorum. Ardından sol tarafta arkadaşlar add variation yazıyor. Normalde bu varyasyonlu bir ürün ama sizde varyasyonlu bir ürün değilse zaten sadece sol tarafı tiklemeniz yeterli olacak. Ben varyasyonu ekleyip ardından seçeceğim burayı. Varyasyonu seçtim ve sol taraftan artık ürünümün solundaki kutucuğa tıklıyorum. Ve enroll dedikten sonra benim Wine yorumum başlıyor arkadaşlar. Son bir submit ekranı, yani onaylama ekranı geliyor olabilir. Ondan sonra da onu da onayladıktan sonra Wine yorumunu başlatacaksınız. Tüm işlem bu kadar. Bundan faydalanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Private Table satıcısı olan arkadaşlarım, çok çok işinize yarayacak olan bir uygulama. Bu zamana kadar Amazon Avustralya'da yorum olayı gerçekten çok problem olmuştu. Ama bundan sonra bu sorunu artık çok kolay bir şekilde çözecek arkadaşlar. Herhangi bir aklınızda olan soru varsa aşağıda bıraktığımız linklerden bizlere ulaşabilirsiniz. Danışmanlık veya eğitim hakkında bilgi almak için bizleri 0542 471 9092 numaralı telefonu WhatsApp hattından mesaj atabilir veya arayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.